halk da bunun cevabını nasıl yerel seçimde verdiyse belki genel seçimde de, belki demiyorum, verecektir. Çünkü artık insanların boğazında geçti. Patlama noktasında 10 bin lirayla kim geçinebilir? Ayıp ya. Koskoca insanlarsınız yani, bu yapamıyorsanız yönetmeyeceksiniz kardeşim. Çekilip gideceksiniz. Net. Her yerden savurganlık çıkıyor ve bunu her günde her yerde görüyoruz. Daha bunun tasarrufu kalmamış ki. Bunlar zaten harcayacağını harcamış, yiyeceğini yemişler. Bizi ayakta uyutuyorlar. Uymaya da bizim halkımız devam ediyor. Bizim halkımız bir tutturmuş. Dindi, bayraktır. Bizi bölemezler, bölmeyecekler. Zaten bölemeyecekler. Türk bayrağında 5 tane yıldız vardı. İslam'ın şartı 5'tir. Mustafa Kemal Atatürk bu Türk bayrağını yaparken bunları düşünülmedi mi? Hilal'in önüne yıldızı koydu. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdılar. Bunlar ne yaptılar? Din ve devlet işlerini hepsini birbirine karıştırdılar. Bugün eğer biz sakallara güvenirsek, hoca emrine güvenirsek biz gerçek dinden, toplumdan çıkıyoruz. Din işlerini siyasi işler karıştırmaması lazım ama maalesef karıştırıyorlar. Vallahi benim gündemimde, benim değil genel olarak halkın gündeminde hayat pahalılığı var. Emekli maaşı, asgari ücret, enflasyon. 21 yıldır da tek başına yöneten bir hükümet var. 21 yılda bu hale getirdiyse bundan sonra hiçbir şey yapamayacağının göstergesidir. Bu net. İkincisi Suriye sorunu. Benim kendi gündemim. Çok önemli bir konu. En önemli konu. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra daha büyük tehlikeler gelecek Türkiye'nin başına. Çünkü nüfusları artıyor. Türkiye'nin nüfusu, yani Türk vatandaşı doğurganlığı düştü. Onun için beka sorunu dedikleri aslında büyük sorun bu gelecek. Bunun da önlenmesi için bir dahaki seçimde net bir şekilde herkes tercihini ona göre yapması gerekiyor. Bunların hepsini gündem değiştirmek, vatandaşı oyalamak, gerçekçi olsa gerçekten sarayında tasarruf yapabilir. Hani 1100 odalı sarayı var, 100 tanesini açsın emekliye, orada dinlensinler. Yani haftada bir hafta 100 emekli yapsa bir sezon boyunca binlerce emekli orada rahat rahat, hani kendi cebinden de çıkmıyor. Vatandaşın vergileriyle orada emekliye bir şey yapabilir. Hani promosyon diyorlar ya, açsın. Hani bizim sarayımızdı. Bizim öyle diyordu ya herkesin. Niye giremiyor emekli veya ben gidip oradan geçince acaba ben o saraya girebilecek miyim? Mümkünatı yok. Hepsi sahte. Hepsi gerçekçi değil. Net yani bu 21 yıl, 22 yıldır bu. Muhalefette tam olarak görevini yapmadığını düşünüyorum. Ha, seçimleri, son seçimde yerel seçimleri kazandılar. O ayrı bir şey ama bu hükümeti değiştirecek politika üretmiyorlar şu anda veya seçime zorlamıyorlar. Şu anda yapması gereken tek şey seçim, erken seçime zorlamak. Erken seçimi gerçekleştirse halk da bunun cevabını nasıl yerel seçimde verdiyse belki genel seçimde de, belki demiyorum, verecektir. Çünkü artık insanların boğazında geçti. Patlama noktasında 10 bin lirayla kim geçinebilir? Evi olmadıktan sonra, hani evim, Allah'a şükür evim var. Şu anda EYT'den emekli oldum ama evin olmasa bitin. İş alsan 49-50 yaşında herkese de iş vermiyorlar. Kolay değil yani artık. Veya bir şey yaptıysan bunun gerekçelerini getireceksin. Vatandaş da bir de benim o kadar zoruma gidiyor ki, vatandaş da gözünün içine baka baka alay edercesine bu hale getirdiler bir de. Yok dolar 5 lira olacakmış da, yok gözlerdeki ışıltıymış, Nebati özellikle söylüyorum. Ayıp ya. Koskoca insanlarsınız yani, bu yapamıyorsanız yönetmeyeceksiniz kardeşim. Çekilip gideceksiniz. Net. Sizin babanızın çiftliği değil yani. Bu Atatürk zamanında Cumhuriyet kuruldu. Bu halkın ülkesi bu. Bu hale getiremezsiniz yani. Sizin çiftliğiniz değil. Kafanıza göre de insanlar aşağılayamazsınız. Herkes de yerini bilecek. Özellikle milletvekili maaşlarında. Cumhurbaşkanı maaşı. Ya nereden geliyor bu kadar rahatlık ya? Nerede var Avrupa ülkesinde bu kadar rahat yaşamak, rahat gezmek veya konforlu yaşamak? Öyle bir şey yok. Hepsi bunların teker teker gündeme getirmesini istiyorum. Yani düzeltilmesini istiyorum. İnşallah da yayınlarsınız. Ben teşekkür ediyorum. Yapılan zamlar var. Evet, ekonomi. Yani bu zamlar böyle giderse insanlar çökecek yani. Düzelteceğiz diyorlar. Çok zor. Zor. Yani bu gidişat pek iyi değil yani. Bence olmuyor. Çünkü gerçekten ülkemiz batmak üzere şu anda. Abi vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Ne var gündeminde? Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Ekonomi var. Bu ekonominin de düzeleceği de yok. Çünkü 25 senedir aynı bir iktidar var. Bizi ayakta uyutuyorlar. Uymaya da bizim halkımız devam ediyor. Örnek olarak söyleyeyim. Kurban Bayramı geliyor önümüzde. Kurban istesi diyor ki 11.750 lira diyor. Emekli maaşı 10 bin lira. Nasıl bu vatandaş kurban kesecek? Yurt dışı istesi diyor. Yurt dışına bugün 6 bin küsür lira mı bir rakam koymuşlar. İlk önce Peygamber Efendimiz'den bir laf var. Benim komşum diyor açken tok yatan bizden değildi. Bu mesele. Yani bunu nasıl düzeleceklerini de işte bilmiyorum. Düzeleceğine de güvenmiyorum. Bugün üniversite okuyanlar diyor ki ben üniversiteyi neden boşuna
okudum. Herkes Avrupa'ya kaçmaya bakıyor. Bizde de bir algı operasyonu var. Bu da şöyledir. Diyor ki, bugün örnek olarak söyleyeyim, gelişmiş bir ülkeler her zaman vatandaşını kollar. Ama maalesef biz daha gelişmedik, daha geriye gidiyoruz. Bir 100 sene daha geriye gittik. Bunu böyle görüyorum. Benim bir tane oğlum var. Üniversite bitirdi. Ama çocuk boşuna okudu. Çünkü mesleğiyle ilgili bir iş alamıyor. Neden bu üniversiteler açılması önemli değil? Rektör olması önemli değil. Bunlar ileride görüşünde bir imkan, gelişinde bir imkan sağlaması lazım. Bugün bir de şöyle bir toplumda ben bir algı görüyorum. Diyorlar ki sen yabancı taraftarısın. Öyle bir taraftar düşünmüyorum. Her ülkede kalabilirsin. Her ülkeden vatandaşı da gelebilir. Maalesef. Bugün ben Avrupa'ya gitmeye kalktığımda gidemiyorum. Benim pasaportum bozuk. Nasıl bozuk dersen. Türk vatandaşıysan hiçbir Avrupa ülkesine giremiyorsun. Neden diğer yatırımcılar bu ülkemize geliyor? Bunlara karşı nasıl bir tedbir alınıyor? Nasıl bir önlem alınıyor? Nasıl bir güvenlik alınıyor? Bunlar açıklanması lazım. Bunlar açıklanmıyor. Bugün enflasyonun sebebi yabancılardır. Kira sebebi yabancılardır. Sürekli geliyor. Bugün en azından örnek vereyim. Yani herhangi bir ülkeden. Bakın bakayım uçak bileti var mı? Yok, dolu geliyor. Buradan o tarafa bakın, uçak boş gidiyor. Bu ekonomiyi nasıl düzelecekler? Bizim daha hala uyutuyoruz ve de uyutulmaya da devam edeceğiz. 2026'da enflasyonu tekhaneye düşüreceğiz diye ekonomi. 2026'da nasıl tekhaneye düşüreceğiz? Örnek olarak söyleyeyim. Bugün bizim iki devlet, bir millet dediğimiz Azerbaycan var. Bir manat kaç TL? 19 TL. 1993 ya 94'te bağımsızlığı ilan etti. Aradan geçen zaman içerisinde bunun manatı ne olmuş? 100 sene olmuş. Türkiye savaştan çıkmış. Benim TL'm yerlerde sürünüyor. Örnek olarak söyleyeyim. 2008'de olması lazım. Rusya Gürcistan altın üstüne getirdi davadan bir tane asker indirmeden. Bugün lari TL'ye vurduğun zaman kaç var? 11 bin lira. Yani ben 1 TL'mle 1 lira alamıyorum. 11 bin lira vermem lazım ki 1 lira alacağım. Bugün çay sezonu geldi. Çay sezonunda bir tane Gürcist işçi yok. Çalıştırma işçi bulamıyorlar ve fındık olsun, çay olsun. 2026'da nasıl düşürecekmiş? Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Diyor ki 2024 emekliler yılı. Aslında emeklilerin yılı şöyle bir yıl. Ben de emekliyim. Ölüm yılı deniyor. 10 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira ev kirası. Bana bugün tutmuş öğretmen evrinde diyor ki %15 indirim var. Şurada indirim. Ya kardeşim ben buraya gitmem için bir vasiyet, yani bir arabayla ulaşımla gitmem lazım. Buraya kaç para vereceğim? Emekli zaten evinden dışarı çıkamıyor, pazardan dışarı çıkamıyor. Nasıl indirim olacakmış? Bunları anlamış değilim. Biz hala uyduruyoruz, düzelecek. Aa biz düzelmeyeceğiz. Batacağız. Sadece şunu söyleyeyim. Allah bize akıl versin. Başka bir şey demiyorum. Biz hala bir şeyin peşinde koşuyoruz ama neyin peşinde koşuyoruz? Bunu da anlamıyorum. Gelişmiş ülkeler gelişirken daha biz batıyoruz. Bize bu ülke böyle teslim edilmedi. Diyorlar ki burada insanlar boş oturuyor. İş var da biz mi çalışmadık? Ya bize imkan verdiler de biz mi yapmadık? Yani bundan 20 yıl önceye gidersen paramızda değeri vardı. Her şeyimizin değeri vardı ama şu anda hiçbir şeyimizin değeri yok. Emlak alamazsın. Uçmuş kim alacak? Paran varsa götür faize. Faiz bugün %60'a çıkmış. Nasıl düzelecekmiş abi? Ben tahmin etmiyorum. Düzeleceğine de güvenmiyorum. Erken seçim istiyor muyuz? Erken seçim istiyoruz. Evet olsa da daha çok güzel olur. Çünkü halk anladı algıyla yönetildiğini. Bu belediye seçimlerinde bile aslında bu hükümete bir derstir. Ya bizi düzgünce yönetin ya da gideceksiniz. Erken seçim almayacak bu hükümet. Çünkü 4 sene daha iktidarda kalmasını bakacak. Çünkü kaybedeceğini de biliyor. Bence bir erken seçim yapılmalı. Var mı peki bir adayınız? Gelse düzeltti, ülkeyi şahlandırır, daha iyi bir konuma getirir dedi. Şöyle söyleyeyim. Bugün sağ ve sol görüşü değil. Bugün sol görüşlü Avrupa ülkelerine bakarsan sağ görüşlerini hiç kimse desteklemiyor. Herkes sol görüşü destekliyor. Deneyeceksin. Bugün şatafatlar bitti abi. Bunlar yani bitti. Bence halkın gündemi önemlidir. Seni ben oraya seçtimse beni güzelce yönettiğine seçtim. Sen kendin lüks içinde dolaştığına değil. Şurada soralım. Hemen şu arka tarafımızda lokanta var. Millet dışarıda fiyatlara bakıyor ki yemek diyor. Yani erken seçim her zaman iyi bir şeydir. Ama bizim halkımız bir tutturmuş. Dindi, bayraktır. Bizi bölemezler, bölmeyecekler. Zaten bölemeyecekler. Abi bugün bir Türk bayrağı göremiyorum. Türk bayrağında 5 tane yıldız vardı. İslam'ın şartı 5'tir. Bana bunları sayıyorlar. Bunları saymana gerek yok. Ben bunları biliyorum. Sen bunları bayrak inmez dediğin zaman halka şunu sorman lazım. Yıldızda 5 köşe var. Bunun her köşelerini bana anlatsınlar. İslam'ın şartı 5'tir. Ona göre yönlendirilmiştir. Yani Mustafa Kemal Atatürk bu Türk bayrağını yaparken bunları düşünülmedi mi? Hilal'in önüne yıldızı koydu. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdılar. Bunlar ne yaptılar? Din ve devlet işlerini hepsini birbirine karıştırdılar. Bugün eğer biz sakallara güvenirsek, hoca emrine güvenirsek biz gerçek dinden, toplumdan çıkıyoruz. Din işlerini siyasi işler karıştırılmaması lazım. Ama maalesef karıştırıyorlar. 2026'da tekhaneye düşmeyecek. Tam tersi daha kötü olacağız. Hatta şu anda bile kötüye gidiyoruz. Neden diyeceksiniz? Bugün hükümetin her türlü yetkisi var.
En basitinden bugün esnafları suçluyor. Şuranın bir kirası bugün olursa 100 milyar. Adam tabii ki bugün elektrik giderini, su giderini bunun içine koyacak. Hükümet buraya mal verenlerini, toptancı hemen toplar, bakar. Buradan malı kaçtan vermiş, çıkarır. Sayın bugün Maliye Bakanı, vergi kaçakçıların diyor, şikayet edin, ben sana provizyon ödüyorum. İlk önce ben devleti şikayet edeyim, versin bana. Ya kardeşim sen görevini yap, kimse vergi kaçırmaz. Sen benim vergimle orada duruyorsun, benim vergimle bu ülke ayakta, sanayisiyle, her şeyle, vergiyle. Biz vergimizi vermeye her zaman hazırız ama sen de görevini yap. Beşli çete falan diyorlar. Ben çünkü şuna anlam veremiyorum. Bazı şirketler iş alıyor, bazı şirketler batıyor. Neye göre batıyor bunlar? Beşli çete demek ki devam ediyormuş, varmış. Gündemimizde ekonomi var, başka ne olabilir ki? Böyle giderse ben hiç düzeleceğini zannetmiyorum bu şekilde. Hayır, şöyle bir şey var. Sadece halkın üzerine kemer sıkmayla bu iş yürümüyor. Biraz da yukarıdakilerin sıkması gerekiyor. Bunları yapmadı müteçi. Aşağıya ne kadar sıkarsan sık, zaten aşağıdakinin canı kalmadı. Kamuda tasarrufa gidiyorum diyor. Faydası olur mu sizce? Ben henüz öyle bir görüntü göremiyorum. Öyle bir tasarruf da göremiyorum. Yani objektif olarak bakıyorum ama göremiyorum. Keşke yapabilselerdi. Her yerden savurganlık çıkıyor ve bunu her günde her yerde görüyoruz. Daha bunun tasarrufu kalmamış ki. Bunlar zaten harcayacağını harcamış, yiyeceğini yemişler. Bana göre öyle. Peki erken seçim olmasını istiyor muyuz? Şu anda değil bence. Artık bu ülkenin bir seçim daha kaldıracak ekonomisi yok. Yani para harcamadan yapacaklarsa eyvallah, olabilir. Ama tekrardan muslukları açalım da işte ekonomiden, Merkez Bankası'ndan, halktan para çekip de seçim yatırımı yapalım. Onu verelim, bunu verelim mi? Artık bu ülkenin gücü yok. Bu ülkenin bir an önce toparlanmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin bir an önce ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Aslında yeni bir nefese ihtiyacı var bana göre. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse şu an öyle bir aday görmüyorum. Son seçimde kim oy verdi? Yerel seçimde. Yerel seçimde mi? Yerel seçimde CHP'ye verdim. Bir önceki seçimde 2023 genel seçim. Yine CHP'ye verdim. Vermedim değil ama verdiğim kişilerin şu anda ekonomi olarak baktığımız zaman yani öyle bir kadrosunu henüz oluşturmuş değil bence. Ama yeni bir nefese ihtiyacı var bu ülkenin. Gerçekten var. Yani nasıl bir dönem arkasından şu anki mevcut hükümetin başındaki işte Cumhurbaşkanımız çıktı. Öyle bir nefese ihtiyaç var şu anda bence. Böyle aradan çıkıp da ya gerçekten bir nefes aldıracak insana ihtiyacı var.